Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda barka hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Barka ağrı kesici, yüksek ateşi düşürücü ve inflamasyonu yani iltihabı azaltıcı etkileri olan oldukça etkili ilaçlardan bir tanesidir. Rheumatoid artrit, osteoartrit ve eklem ağrısı gibi rahatsızlıklarda da hekimlerin sıklıkla reçete ettiği ilaçlardan bazısıdır. Bunun dışında barkayı kimler kullanabilir, e, kimler kullanamaz internette yapılan sık aramalardan bazıları bunlara da değinmek istiyorum. Çoğu yetişkin Barka 500 mg ve Barka SR 600 mg tableti kullanabilir. Ancak bazı insanlar için uygun değildir. Biraz sonra sıralayacağım durumlardan birine veya birkaçına sahipseniz kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışmanızda fayda bulunmakta. Bunlar şöyle. 75 yaşın üzerindeyseniz, geçmişte etadolak veya diğer ilaçlara karşı alerjik reaksiyon geçirdiyseniz aspirin veya ibuprofen tarzı ilaçlara e, alerjiniz varsa bunun yanı sıra mide ülseri, mide veya bağırsakta kanama veya midenizde bir yara varsa ya da daha önce vardıysa, şiddetli kalp yetmezliğiniz veya diğer kalp problemleriniz varsa, yüksek tansiyon hastasıysanız, şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa, kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa ya da gebe kalmak için çabalıyorsanız, gebeyseniz ya da emzirme dönemindeyseniz, kullanmadan önce eczacınıza ve doktorunuza danışmakta büyük fayda bulunmakta. Peki ama doktorunuz sizin için bu ilacı reçete etti. Nasıl ve ne zaman almalısınız? Bunu merak ediyorsanız şöyle tabletlerinizi her zaman yemekten veya atıştırmalıklardan sonra veya bir bardak süt ile ya da başka bir sıvı ile birlikte tüketmelisiniz. Bu sayede hazımsızlık gibi sindirim sisteminin yan etkilerinden daha az e, rastlayacaksınız vücudunuzda. Sizlere çete edilen dozdan daha düşük dozda kullanırsanız veya ilacı almayı tamamen bırakırsanız ilaç dozlarını zamanında almazsanız veya ilaç dozunuzu almayı unutursanız neden olacak ağrı gibi belirtiler daha fazla yaşanabilir. Keza zaten ağrı kesici olarak alınıyor bu ilaç almayı unuttuğunuz anda ağrılarınız artabilir. Ya da bu ilacı daha fazla alırsanız, aldığınız dozu unutup yeniden alırsanız bu da ciddi yan etkiler yaşamanıza sebep olabilir. Oldukça ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Bu anlamda dozlarınızı dikkatli almayı lütfen ihmal etmeyin. Bunun dışında diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanmasıyla ilişkin internette yapılan sık aramalar bulunmakta. Soğuk algınlığı ilaçlarından olan ibuprofen içerir hem soğuk algın ilacı hem de ağrı kesici olarak kullanılabilir. Bunun dışında başka ilaçlarla kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda bulunmakta. Yan etkilerinden bahsetmek gerekirse tıpkı diğer ilaçlarda olduğu gibi bazı kullanıcılarda yan etkiler gözlemlenebilir. En yaygın ve en sık olarak gözlemlenen yan etkiler arasında mide bulantısı, kusma, hazımsızlık, ishal ya da kabızlık, mide ağrısı, gaz problemleri, şişkinlik ve iştahsızlık, hafif cilt kızarıklıkları gibi Yan etkiler gözlemlenebilir. Bunun yanı sıra e, ciddi alerjik yan etkiler de gözlemlenebilir. Bunlar dilde, boğazda, e, ağızda şişme, nefes almakta güçlük gibi yan etkilerdir. Bunlardan birini veya birkaçını yaşıyorsanız kullanmayı bırakmalı ve mutlaka ilacınızı yanınıza alarak acil yardım kuruluşuna gitmenizde fayda bulunmakta. Bu oldukça önemli bir detay. İlaçsız gitmemeniz gerekmekte ki doktorlar sizin için acilde nasıl bir müdahale yapabileceklerini öngörebilsinler. Ee, bunun dışında internette yapılan bazı sık aramalara da e, sırasıyla cevap vermek istiyorum. İnternette yapılan en sık aramalardan bir tanesi barka ne işe yarar? Videonun başında da söylediğim gibi vücuttaki iltihaplanmalara ve ağrıya neden olan hormonları azaltarak çalışıyor. Oldukça etkili bir ağrı kesici. Ne zaman daha iyi hissedeceğim sorusunun cevabı ise şöyle. Bu ilacı doktorunuz size reçete ettiyse yüz, yüksek dozda ilaçla başlayabilir ya da ağrınızın hafiflediğinde ilaç dozunu azaltabilir. E, i̇lacın tam anlamıyla faydasını hissetmeniz yaklaşık olarak 1-2 hafta sürebilir. E, anında e, etki eden bir ağrı kesici değil. E, rahatsızlığınızın durumuna göre doktorunuzun size reçete edeceği doza bağlı olarak değişecektir. E, ne kadar sürede barka kullanacağım da yine internette yapılan sık aramalardan bir tanesi. Ee, kullanmaya başlayacağınız nedenden e, dolayı bu süre değişiklik gösterebilir. Örneğin bu nedeniyle ekrem ağrılarınız varsa sadece bir veya iki gün almanız e, yeterli olacaktır. Ağrılarını hafifleyecektir. Romatoid artrit gibi uzun süreli yani kronik bir rahatsızlığınız varsa da daha uzun süre kullanmanız gerekmekte. Bu anlamda en doğru ve en e, net bilgiyi yalnızca doktorunuzdan temin edebilirsiniz. E, bunun dışında barka ile alakalı benim söyleyeceklerim bu kadar ama sizin e, bu ilaçla alakalı daha önce bir tecrübeniz olduysa ne için kullandığınız ve tedavinizin seyrini kullanmaya başladıktan sonra nasıl değiştirdiğini aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Ya da sormak istediğiniz başka bir sorunuz varsa da e, sorunuzu sorabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.